Hiçbir çocuk hayalsiz büyümemelidir. Anadolu'da yaşamış 9 efsanevi canavarın hikayesini karalasın diye verdiğim defterin ilk satırına bunu yazmış. Geri kalan sayfalar da benzer duygusal ifadelerle ve taraflı anlatımlarla dolu. Bu yüzden özellikle sıradaki canavarı onun anlatmasının hiç uygun olmadığına karar verdim ve defteri gizlice ödünç aldım. Bugünkü hikayeyi benden dinleyeceksiniz. Burada benden orman perisi diye bahsetmiş. Aslında gerçekte başka bir ismim var ama kullanmayalı o kadar zaman geçti ki ben bile unuttum. Şu an bunları size anlatırken bir taraftan da felsefe öğretmenimin söylediklerini dinlemeye çalışıyorum. Siz insanların kafa yorduğu bu nereden geldik, nereye gidiyoruz temalı tartışmaları biraz ilginç buluyorum. İlginç bulduğum diğer şey ise anlattığınız masallar. Bütün felaketlerin oluşmasına yol açan şeyi açıklarken kullandığınız mazeretler, tesadüfler ya da masum görünen eylemlerin ardından gelen beklenmedik sonuçlar yok mu? Sanki yeryüzünde böyle şeyler hiç olmuyormuş da dilinin birisi bütün bu karmaşayı durduk yere başlatıyormuş gibi. Buna nedense artık inanasım gelmiyor. Şimdi sıradaki canavarı anlatırken zaten bildiğiniz kısımları uzun tutmayacağım. Bazı detayları düzeltsem yeter. Diğerlerinin büyülü çiçek dediği varlık ile başladı her şey. Aslında o bizim dünyamızla burası arasındaki bağı canlı tutan bir sihir. O gün çiçeğin tepesinde aklımdan kötü düşünceler geçirdiğimi hatırlıyorum. Bu arada söyleyeyim, biz periler yaklaşan tehlikeyi önceden sezebilme gücüne sahibiz. Yaratık bana doğru geliyordu. Rica ediyorum, bir önceki hikayede benden canavar diye bahseden şu yaratığın yaptıklarına bakın da hangimiz canavar siz karar verin. Böyle elinde sopayla vahşi hayvan kovalar gibi üstüme geldiğinde keserdim cezasını aslında ama neyse ki durmaya karar verdi. Bu arada söyleyeyim, biz periler düşmanlarımızı daha zararsız başka biçimlere dönüştürebilme gücüne sahibiz. Uzaklaşmak için arkamı döndüğümde canavarın bir şeyler söylediğini duydum. Bu türün konuşabildiğini bilmiyordum. Dağımıza bela olan bu yaratıkları genellikle dev diye çağırırdık ama diğerlerinden daha minik olan bu cinsinin bir başka adı da varmış. O korkunç anı tekrar anlatıp canımı sıkmak istemiyorum. Çiçeği kopardığında yaşamın ve mutluluğun etrafımdan silindiğini ve bu dünyada hapsolduğumu hemen anladım. Kendimi kaybetmiş bir şekilde ne yana gittiğimi bilmeden oradan oraya uçmaya başladım. Çaresizdim. Sonra bir gürültü koptu. Arkamı döndüğümde çiçeği bir şekilde ele geçiren başka bir yaratığın can verdiğini ve çiçeğin savrulduğunu gördüm. Sonra başka bir yaratık onu bizim dünyamıza ait olmayan, bilmediğim bir sihirle aldı ve kayboldu. Şu kısacık zamanda çiçeğin hileyle ya da şiddet yoluyla tekrar tekrar el değiştirmesi bu dünyada yaşayan canlılara karşı tiksinti duymama yol açtı. Çiçek koparıldıktan sonra büyülü dünyamızın etkilerinin yeryüzünden tam olarak silinmediğini fark ettim. Zaten öyle olsaydı çoktan ölmüştüm değil mi? Gördüğüm kadarıyla hareketli ve canlı bir ışık hala topraktan yeryüzüne doğru süzülüyordu. Yaşamaya devam edebilmek için ışığı takip etmeye başladım. Ta ki gündüzü hapseden korkunç karanlık karşıma çıkana kadar. Işıktan geriye tek bir iz bile kalmamıştı. Artık her şeyin sonunun geldiğini düşünürken ufaklığı gördüm. Ne kadar öfkelendiğimi size anlatamam. Bu arada söyleyeyim, biz periler öfkeli olduğumuzda ne konuştuğumuzu pek bilmeyiz. Biraz kalbini kırmış olabilirim. Dev yalvarırcasına bu problemle ilgileneceğini söyledi ve gitti. Elbette böylesine güçlü bir karanlığın üstesinden gelebileceğine dair inancım sıfırdı. Ancak bir süre sonra gece gökyüzünden çekildi ve büyülü ışık tekrar ufukta belirdi. Mini'yi biraz küçümsemiştim sanırım. Işığı Anadolu'nun her köşesinde takip etmeye devam ediyordum. Sonra nihayet onun kaynağına, topraktan ilk süzüldüğü yere ulaştım. Çok heyecanlanmıştım. Işık bir mağaranın içinden geliyordu. Fakat mağaranın girişinde oldukça tehlikeli görünen bir canavar bekliyordu. Sonra devi tekrar gördüm. Bu ne böyle? Dibimden hiç ayrılmıyor. Uzaklaştırma kararı çıkartacağım en sonunda, o olacak. Böyle tekrar tekrar karşıma çıkabilmesinin tek bir açıklaması olabilirdi. Sanırım o da ışığı takip ediyordu. Bir dakika, ne yapıyor o ya öyle? Elini kolunu sallaya sallaya mağaraya girmeyecek değil mi?
Gidip canavarı diğer canavar hakkında uyardım. Söylediğine göre buraya onu öldürmek için gelmiş. Cüssesine bakmadan. Neyse. Bu defa senin son görüşüm olacak o zaman küçük yaratık. Öteki tarafta görüşürüz. Fakat bu gösterişsiz canlıda şaşırtıcı yetenekler vardı. Ne yapıp ettiyse o vahşi canavarı öldürmeyi başardı. Kendisi o bölümü anlatırken nedense hiç bahsetmemiş ama şehir şehir dolaşıp bu zaferiyle övündüğünü biliyorum. Bu arada söyleyeyim, biz periler başka yerde olup bitenleri bazı büyülü eşyalar yardımıyla izleyebiliriz. Herkes hareketlerine dikkat etsin. Canavar öldükten sonra hemen mağaraya girdim. Bir an dönüp teşekkür etsem mi diye geçirdim içimden ama yapamadım. Işığın kaynağı mağaranın içindeki bir alandan geliyordu. Toprağın altında bir şeyler olduğunu hissettim ama hiç kurcalamadım. Orada yaşamaya başladım. Artık yeryüzünü ve güneşi göremeyecektim belki ama sürekli seyahat etmek zorunda da kalmayacaktım. Tehlikeleri önceden sezdiğimi söylemiştim ya, tehlikenin en büyüğü gelmek üzereydi. Önüne çıkan her şeyi yok edebilecek kadar ölümcül bir canavar yaklaşıyordu. Canavarın aklından neler geçtiğini anladım. Ufaklığı öldürecekti. Onu uyarmak için devin rüyasına girdim. Bu arada söyleyeyim, biz periler rüyalar arası yolculuklar da yapabiliriz. Geçenki canavarı alt ettiğine göre belki buna karşı da bir şansı olabilir diye düşünüyordum. Yanılmışım. Elinden almasaydım eğer canavar bunu 2 saniyede öldürecekti. Bu arada söyleyeyim, biz periler uzaktaki cisimleri hareket ettirebilme gücüne sahibiz. Canavarın ölümü bu sefer benim elimden oldu. Bulunduğum mağaradaki zehirli yılanlardan birini olay yerine gönderdim ve işini halletti. Bu arada söyleyeyim, biz periler yılanların efendisi gibi bir şeyiz ve onları istediğimiz zaman kontrol edebiliriz. Ufaklığı kurtardım ama canavarın getirdiği hastalık onu mahvetti. Yine yılanlar sağ olsun, ateşli hastalıkların tedavisi o zamanlar mümkündü ve onu kurtarabildik. Devin büyülü çiçeği aradığını biliyordum. Ama çiçeğin konumuyla ilgili benim anlayamadığım bir sır daha vardı. Size bir şey söyleyeyim. Şu an bulunduğum derste felsefe öğretmenimin anlattıkları o gün zihnimde belirmişti. Öğretmenim, bilinçten bağımsız bir varlıktan söz edebilir miyiz? Zamanın ve varlığın ötesinde olanları bilebilir miyiz? Diye sordu. Tam benim konum işte. Sonuçta sizin göremediğiniz başka evrenler görmüşlüğüm var. Ama elbette kendisi insanların dünyasından bahsediyordu. Varlığın ötesinde demişti, hatta zamanında. Sırrın ne olduğunu nihayet anlamıştım. Devin rüyasına tekrar girdim. Ona çiçeğe bu çağda ulaşmanın mümkün olmadığını ve gökyüzünün mora döneceği günü beklemesini söyledim. Sonra o gün geldi ve elinde bir kazmayla mağaramda belirdi. Toprağa kazmasına izin vermedim. Beni kimi vaatlerle ikna etmeye çalıştı. Kaybolan çiçeğin aynısından yapmak mümkün dedi. Pek inanmadım açıkçası. Sonra ufaklığın hafiften kıvranmaya başladığını gördüm. Sanki bir şeyler söyleyecek gibiydi. Lütfen düşündüğüm şey olmasın. Hayır. Korktuğum şey başıma geldi ve canavar şiir okumaya başladı. Neydi o? Yollar mı değişmiş, köyler mi değişmiş, bir şeyler sayıklıyordu kendince. Bu utancı daha fazla tahammül edemedim ve oradan uzaklaştım. Hikayeyi size anlatırken dersi kaçırdım. Öğretmenimin az önce sorduğu sorudan sonra çiçeğin başka bir zamanda olduğunu nasıl anladığımı açıklayayım. Zamanın değişimle olan ilişkisinden haberdarım. Fakat yaşadığım dünyayı değiştiren felaketi durduramıyorum. Belki büyülü çiçek gelecekte bir zamanda gerçek bir varlık olarak bulunuyor. Bugün ise yalnızca ardında bıraktığı ışığı görünüyor diye düşündüm. En basitinden masalları düşünün. Bu zamana ait değilmiş gibi dursalar da kim onların gerçek olmadığını söyleyebilir? Gökyüzündeki mor ışığı nasıl bilebildiğim konusuna gelirsek eğer, bunun bilinçle ya da zamanla bir ilgisi yok. Bence siz evrendeki varlığınızı biraz abartıyorsunuz. Olan biten her şeyi söyleyeyim size. Her ne varsa etrafımızda, mesela salınan ağaçlar, sıcacık toprak ve sonsuz yıldızlar. Hepsinin anlamı gördüğün kadar. Onlar sen olmasan da olurlar. Moru da en sevdiğim renk olduğu için seçtim. Hepsi bu.